Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahi lezî erseve rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve salatu ve selamu alâ men ahyed dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimin alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Bis senedil muttasil ile nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ennehu kal. El yevmul mev'ud yevmul cüm'a. Vel meşhud yevmu arafa. Ve yevmul cüm'a dekharahullahu lena. Ve salatul busta salatul asır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan-ı izam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları, rıdvanullahi teala aleyh mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal duhar-ı baka edenler rahmetullahi aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahar efendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimiz ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-Yevmu Yevmül Mev'ud. Buruç suresinin 3. ayetinde ve semâ-i zâtil buruç vel yevm mev'ud ve şahidü ve meşhud diye Cenab-ı Hak yemin ediyor. Yeminden bahsetmiştik. Bundan evvelki dersimizde de öyle hadisler gelmişti. Yemin, kuvvet, söz verme, belgeleme, güç demek. Kasem Arapçada. Kendisiyle yemin edilen şeyin yüceltilmesi, kastedilen yemin. Evet, gereğin yapılması mutlaka gerekli olan yemin. Mesela bir ibadeti, şu işim şöyle olursa şu kadar namaz kılacağım falan. Bunu mutlaka yerine getirmek lazım. Şu işim şöyle olursa bir daha işte içki içmeyeceğim asla. Kağıda oynamayacağım asla. Ha böyle günahtan kaçınmak. Bunları mutlaka yerine getirmek lazım. Yerine getirmesi caiz olmayan yeminler var. Mesela bir daha böyle olursa bir daha namaz kılmam. Mesela bu işim olursa gideceğim kafayı çekeceğim. Haram işlemeye, günah işlemeye yapılan yeminlerdir. Bunları asla yapmayacaksınız ama yemin ettiğiniz için de kefaret vereceksiniz. Evet. Peygamberimiz buyuruyor. Men halaka halefe en yuti Allah'a fel yuti'hu. Allah'a itaat etmeye, iyilik yapmaya, rızasını kazandıracak bir güzel iş yapmaya yemin ederse bir kimse onu yapsın. Ve men halefe en yasi Allah'a, Allah'a isyan edeceğim diye yemin ederse ve la yasihi, ona isyan etmesin. Feliyetillah, feliyetillezî huve hayır, hayır olanı yapsın. Felyükeffir hu amma an yeminih, yemininin kefaretini versin. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa hadisi. Evet. Şimdi yeminler çeşit çeşit var. Örf esas alınır yeminde. Eğer dine uygun bir yemin yapacaksanız, bir işi mesela
şey diyorsunuz, inandırmak istiyorsunuz, niyetiniz iyi, karşınız şüpheli, ha böyle yemin edilebilir. Yeminler dine uygun yapılacaksa vallahi, billahi, tallahi şeklinde olmalı. Ama örfümüzde memleket neresiyse İstanbul'un yemini başka, Mardin'in yemini başka, Erzurum'un yemini başka, İzmir'in yemini başka olabilir. Yemin sayılan sözler de dinen yemin kabul edilir. Bunları yaptınız mı, yemininiz bozarsanız kefaret gerekiyor. Evet. Şimdi bazı şeyler çok tehlikeli. Şimdi bunu yaparsam kafir olayım. Bunda söyleniyor. Bizim tespitlerimiz. Bunu yaparsam kafir olayım. Bu yemindir. Evet. Bunu söyleyince kafir olunacağını biliyorsa adam, hak eden kafir olur. Şimdi alışverişe gidiyorsunuz, işte fiyat söylüyor adam, böyle fiyat mı olur ya, bu kadar yüksek, sen çıldırdın mı ya? Mesela 50'ye almış, 250'ye satıyor, böyle söyleyince sen kafir olayım, Yahudi olayım, Hristiyan olayım, mesela Ermeni olayım, ben bunu zaten 100'e aldım, 100'e aldım, halbuki 50'ye almış. Yalan. Gerçekten Ermeni olur, gerçekten Yahudi olur, gerçekten Hristiyan olur. Ama maalesef pazarda bunları söylüyorlar. Çok şey. Bu işi yaparsam lanet tepeme yağsın. Yok, bu yemin değil. Kendini lanet ediyorsun zaten ama lanet tepene yağar. Evet. Mesela İslam hukukunda adam karısını zina ederken yakalamış. Zinadan dolayı dava açabilmek için, zina var diyebilmek için 4 tane erkek adil Müslüman şahit lazım. Adam bir dakika siz durun ben bir 3 daha şahit getirin diyemez. Karısını yakalamış. Ha, bu durumlarda insan o adama da hayır bu zina sayamazsın sen bu karını da yaşayacaksın dese adam görmüş. Zina ederken böyle kadınla nasıl yaşasın? Ha, İslam akıl dini. Diyor ki işte mülahanede bir madde koymuş. Diyor ki hakimi başvuruyor. Ben hanımımı zina ederken yakaladım. Çağırıyor hakim. Soruyor sen bunu böyle dedin. Evet işte böyle dedim, gördüm. Yalan söylersem yerin göğün laneti tepeme yalsın. 4 defa böyle yemin ettirir hakim. Hanıma da der. Ben hayır yapmadım filan. Yalan söylüyorsan yapmadım diye yalan söylüyorsan yerin göğün lanet tepeme yağsın. 4 defa ona söyledir ve hakim ayırır onları. Gerçekten lanet tepesine yağar ve başlarına bela gelir. Efendimiz de zaten uyarıyor bize. Bu lanet etme insana kendinin maalesef insanlarda pek çok. Kur'an-ı Kerim'de de zaten buna işaret ediliyor. İsra suresi 11. ayette. Ve yed'ul insanu bişerri duaehu bil hayr. İnsan kafası kızar, şu olur, bu olur. Kendinin hayrına dua eder gibi belasına, şerrine dua eder diyor Allah. Ne akılsız. O anda infaz için gerekler yapılır. Sonra da çırpınır. Kurtarın beni, geliverin. Sen kendin söyledin. Evet, Allah belamı versin. O gözüm kör olsun. Söyleniyor bilhassa halk arasında. Allah Celle Celaluhu ayetiyle bak İsra 11. ayet bakabilirsiniz. Evet beddua ediyor ki beddua geçerli olur. Sonra etekle para dökersin ama iş işten geçer. İnsan böyle akıllı olmalı, böyle şeyleri yapmamalı. Böyle şeyleri yapmamalı. Evet. Bu yemin konusu Allah'a şahit getirmek anlamına esas dine uygun. Vallahi billahi talla demek. Gerekli olmadıkça yetme. Yapmadığın takdirde kefaretini vereceksin. Allah'a şahit tutuyorsun. Hele yalan yere yemin bahsettik geçen şeylerde. Memleketleri yıkat, yok eder, bereketi kaldırır. Her türlü belanın sebebidir.
bunu asla yapmamalı. Allah'a ikidir demekle birdir. Bunlara dair hadisler söylemiştik. Şimdi tabancayı tayamış, yemin edeceksin diyor. Yalan söyleyeceksin diyor. Bunlar büyük haram. Evet. Böyle durumlarda İslam akıdlığını, adamın iradesi yok. Canını kurtarmak için söylenebilir. Biliyorsunuz ilk Müslümanlardan Ammar, onun babası Yasir, onun hanımı, Ammar'ın annesi Sümeyye. Bunu yakaladılar, putları tapacaksın, Muhammed'i küfredeceksin filan diye. Onlara da hayır dediler. Kızgın güneşte o şeyin, o kızgın şeye, toprağa yatmak mümkün mü? Basamıyorsunuz. Hele Arabistan'da 50-60 derece sıcak. Nasıl basacaksın? Bir kere orada yakmışlar. Ondan sonra da iki deveye ayaklarını bağlamışlar. İkisini de kamçılamışlar. Aksi yöne bağırtı bağırtı bacaklarını ayırarak şehit etmişler. Bunu gören Ammar bu feci ölümü görünce tamam demiş, sizin dediğiniz gibi diyorum filan demiş. Ama içi Müslüman. Hayatını kurtarmak için, inkar ettiği için değil. Bunu gören bir Müslüman gizli, o zaman Müslümanlık. Hemen koşmuş gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz'e böyle bir yok demiş. Efendimiz peygamber gözlüğüyle görüyor olayları. Ammar bizdendir, biz Ammar'danız. Ammar'ın imanı etine kemiğine sinişmiştir. O bizdendir deyince Ammar da koşarak gelmiş, ağlıyor. Mahvoldum ya Resulallah. Hayır Ammar diyor. Sen ruhsatı yaptın. Buna izin var. Canını kurtarmak için zor altında kalınırsa, zorlanırsa canını kurtarmak için için Allah'a inanıp dururken böyle yapabilirsin. Böyle yalan yere işte başka şekilde yemen edebilirsiniz. Bu olaydan çıkarıyoruz. Öyle durumlarda işte Efendimiz diyor Rufi'an ümmeti el hata ve nisyan ve mes tükrihu aleyhi. Ümmetimden hata etti adam, onun hesabını sormayacak. Unuttu adam, beş vaktini kılıyor adam, her gün kılıyor. Yatmış, kalkacağım namaza diye ama saatini kurmamış veya işte suymamış falan. Aslında kılmaya niyeti yatıyor, kılıyordu zaten. Konuşurken falan böyle unutmuş, affedilir. Kaza edecek. Kaza etmek büyük günah. Kazayı bırakmak namazı. Ama bu gibi durumlarda büyük günah değil. Öder, geçer. Bir de ve mestükrihü aleyhi. Tabancayı çakmış. Ya seni öldürürüm, keserim. Azan yemin ettiriyor vesaire şunu. Bunu da söyleyebilirsiniz. Bunlardan günah kaldırılmıştır diyor. Evet. Bir kimse vakit belirtmeksizin bir şey yapmaya yemin etse o şeyi yapmadıkça yeminini bozmuş olmaz. Vakit belli değil. Ne zaman? 5 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? O işi yapmadıkça yeminini bozmuş olmaz. Ama vakitle sınırlanan yeminde vakit geçmeden adam ölürse sorumlu olmaz. İşte şu işim şöyle olursa bir ay sonra şöyle oruç tutacağım falan demiş. Bir ay olmadan adam yeminini getirme bir ay demiş bir ay sonra. Ölmüş, sorumlu değil. Sorumlu değil. Yapmamış, sorumlu. Ne yapacağız? Adam öldü. Vakit geçtikten sonra kefaretini ödeyeceğiz. O arkasından işte ıskat savun filan diye, ıskat salat devir filan diyorsunuz. Bunlar böyle adamları kurtarmak için çareler. İşleri buraya bırakmadan hayattayken sen işi sağlam tut. Evet. Kur'an-ı Kerim'de arz ettiğim gibi yemin harfleri B, T, Vav. Tallahi, evet, İbrahim Aleyhisselam'ın Enbiya 57. Sizin putlarınıza lekiden ne asnan okuyorum. Bizim putlarınıza bir oyun oynayacağım. Putçular gitmişler put bayramına. O da puthaneye girmiş. Hepsini kırmış. Kocaman putun başına, boğazına da kırdığı baltayı asmış. Gelmiş eve yatmış. Bakmışlar ki putlar paramparça. Hemen demişler bu uzun şeylerimize katılmayan İbrahim yapmıştır bunu. Koymuşlar. Niye bana soruyorsunuz ya demiş. Ne gördünüz? Hayrola neye geldiniz?
Bizim putlar kırılmış, kocaman putun başının boynunda balta var. E sorsanıza ona demiş ya. E o konuşmaz ki demişler. Onu söyletmek için zaten soruyor. Hiç konuşmayana nasıl Tanrı diye tapıyorsunuz? Orada tallahi sizin putlarınıza oyun oynayacağım. Gene Yusuf Aleyhisselam tallahi lakad asarakallahu aleyna. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri çekemedi biliyorsunuz. Öldürelim dediler. Sonra kardeşi Yahuda dedi ki kuyu atalım ya. Birisi gelir alır çıkarır falan. Ondan sonra da birisi aldı gitti köle diye sattılar. Hapishaneye bir devlet adamının maliye nazırının firavunun şeysi oldu. Köle olarak satıldı. Ama çok güzel yakışıklı olduğu için hanım ona aşık oldu derken şöyle oldu böyle oldu biliyorsun hikayeyi. Hapishaneye öldürtmüyor kadın hala sevdiği için Yusuf Aleyhisselam hapishaneye at bunun filan diyor. Karına böyle yaptı halbuki aslı yok. O tebelleş oldu Yusuf Aleyhisselam ama o hapishanede ki Allah ona rüyaları yorma şeyi verdi. Sonra kurtuldular. Aziz oldu, Mali Bakan oldu bu adamın şeyine. Kardeşleri buğday almaya geldiler. Biliyorsun hikayeler uzun. Dedice de öz annesi bir kardeşini yanında alıkoydu derken bu iş ortaya çıktı. Kardeşler tallahi lakad asarakallahu aleyna. Evet biz sana kötülük ettik ama Allah seni üstün kıldı bize. Tallahi yemin. Neden yemin dinle doğru yemin edeceksiniz? Vallahi tallahi billahi deyin. Ona delil gösteriyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Efendim. Örf adete uygun yemin aslında iyi değil dinen kerahattir. Bozarsanız ama cezası var. Doğru dürüst yemin edeceksen vallahi billahi tallahi diye yemin edeceksin. Evet yemin konusu burada da bunun bahsi bir daha mahsus açtık. Kur'an-ı Kerim'de vesme zatil buruç burçlar var biliyorsunuz. Bunlara şu burçta doğan şöyle olur. Bununla saçma. Falcılık yok. Bununla haram. Falcıya giderseniz, tasdik ederseniz imanınızla oynarsınız. Peygamber de öyle diyor. Men se'ele arrafen lem tukbel lehu salatu erba'ine yevmen. Kayıptan haber veririm, şunu böyle yaparım diyen bir adama arraf denir ona. Gider de danışırsanız 40 gün duanız, namazınız kabul değil diyor. Allah, Resulullah söylüyor. Eğer onu tasdik ederseniz fakat kefara bime unzile ala Muhammed. Muhammed Aleyhisselam indiren Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Hadis bu. Ben de aktarıyorum size. Hani var ya oraya yemin ediyorlar da yemin mesele çok önemli. Maalesef bu konular bilinmiyor. Evet. Yemin edeceksen vallahi billahi tallahi. Allah yemin ediyor bak. Semal, burçtaki semalara Allah eder. Evet. Ve duha, duha yemin ediyor. Ve leyli izâ secâ, geceye yemin ediyor. Ve necmi, yıldıza yemin ediyor. O edebilir. Ama sen güzel yemin edeceksen vallahi billahi tallahi diye edeceksin. Şimdi bu buruç suresindeki ayetteki ve semâ zâtil buruç ve yevmil mev'ud. Evet buradaki yevmden kasıt diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle, davranışlarıyla Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Onun sözleri, davranışları olmasa biz Kur'an-ı Kerim'i tam anlayamayız. Hadis olmasa biz Kur'an'ı tam anlayamayız. Evet, oradaki diyor işte vel yevmil mev'ud'daki yevm, evet yevm nedir? Yevmil mev'ud, yevmil cuma. Cuma günüdür. Cuma günü önemli. Allah ona yemin ediyor. Evet, gün, güneşin doğmasından örfe göre güneşin batmasına kadar olan yere gün denir. Ama dine şeriat denir kitaplarda. Şeriat sadece hukuk kısmını alıyor ulaşım. Öyle değil. Dinin bütün emirlerini içine alan ana caddeye din denir. Şeriat da din demektir. Şeriata göre, dine göre sabah namazının vakti girmesinden güneşin batısına kadar olan kısma gün denir. Örfte gün doğuşundan gün batışına. Dinde, şeriatta fecir vaktinden sabah namazına girdiğine imsak vaktinden gün batına kadar olan gün zamana gün denir. Evet. Buna nehar da denir. Evet.
Kur'an-ı Kerim'de vel yevmil mev'ud ve şahidim ve meşhud diye ayet-i celle var. İşte burada okuduğum Buruç suresinde bunları açıklayacak hadisleri okuyacağım. Bu yevm-i mev'ud cuma günüdür. Evet. Namaza hazır olan kimseye cuma şahit olur. Cuma namazına gittiniz. Yeşhedü limen hadara salatehu. Cuma namazını kılmaya gittiniz. Cuma günü cuma namazına geldi diye cuma günü şahitlik yapacak size. Ve şahidin ve meşhud. Kur'an'daki şahit bu manada. Cuma günü cuma namazı kıldı diye gün şahitlik edecek. Evet. Bu Efendimiz sizin hadisini böylece açıklıyorlar. Cuma günü insanlar toplandığı için ona cuma denmiş. Şimdi vakit namazları münferiden kılınabilir, dağ başında kılınabilir, ovada kılınabilir, çölde kılınabilir, havada kılınabilir, deniz altında kılınabilir, denizde kılınabilir. Vakit namazı geçirmek hiçbir yerde asla caiz değil. Ama cuma namazı oralarda kılınmaz. Cuma namazı şehirlerde, şehir hükmünde olan, asayiş, berkemal olan, bir disiplini olan yerleşik alanlarda kılınabilir. Ve de en az imamdan sonra 3 tane kişi olması lazım. İnsan toplanması lazım. Cuma'nın kılması. İşte Müslümanlar cuma günü toplandıkları için, evlerinde kılamadıkları için cuma toplayan gün. Onun için cuma denmiştir. Evet. Allah Celle Celaluhu semavat ve arzı 6 günde yarattı. Evet. 6 cuma günü bitirdi. Cuma günü işi bitirme. Ertesi gün tatil. Şimdi eskiden pazar tatil oluyordu. Şimdi cumartesi de tatil şimdi. Bizim talebelik dönemimizde cumartesi de 1'e kadar mesai vardı. Avrupalılar cumartesi tatil ettiler. Zengindiler. Fransa mesela ben biliyorum. Paris'ten özel tren var. Alp dağlarına kalkıyor. Bir Lyon'da duruyor, bir Alp dağlarında. 2 saat 11 dakikada Lyon'a varıyor. Oradan da Alp dağlarına. Adam parası çok. Eğlenecek orada. Kayak yapacak, kafa çekecek falan filan. Bunun için cuma, pazar yetmedi. Zengin adamlar cumartesiyi de tatil ettiler. Biz de onlar ne yaparsa yapıyoruz ya. Biz de cumartesi tatil ettik. Onlar zenginliğinden tatil. Neyse. Şimdi kanundur. Cumartesi de tatil. Bizim aslında cuma günü iş bitiyor. Tatil edeceksek. Tatil yok da Müslümanlıkta. Cumartesi pazarı daha eskiden tatil edebilirdik yani. Hristiyanlar pazarı tatil ederler. Efendim Yahudiler cumartesi tatil ederler. Allah yorulmuş, cumartesi dinlenmiş derler. Allah yorulur mu yahu? Saçma. Hani Yahudi parayı çok kazanan herif akıllı falan diyorsunuz da kafası çalışmıyor işte. Allah yorulur mu ya? Onun için onlar cumartesi tatil ederler. Allah'ın yaptığını yapıyoruz derler. Ama bunu da karıştırmışlar. Onun için lanet etmiş Allah onlara. Evet efendim. Cuma günü işlerin Allah'ın yaratmayı bitirdiği gün. Adem Aleyhisselam'ı cuma günü yarattı. Kıyamet cuma günü kopacak. Cuma günü cennete koydu. Cuma günü cennetten çıkardı. Cuma günü önemli. Gelecek buna dair hadisler. Evet. Vel meşhud. Evet. Vel yemil mev'ud ve şahidim ve meşhud. Şahit söyledik. Cuma'ya gelenlere şahit de gider cuma günü. Onun için şahittir bu ayetteki cuma günüdür. Meşhud da yevmi arafadır diyor burada hadis-i şerifte. Dünyanın her tarafından çeşitli dilleri konuşan, çeşitli renklerde siyahı var, sarışını var, beyazı var. Her türlü adam geliyor. Hepsi beraber toplanıyorlar. Evet. O Arafa günü orada toplananlara şahitlik edecek. Melekler şahit edecek. O meşhud şahit edilen gün Arafa günüdür. Evet. Şimdi cuma günü Arafa gününe rastlarsa siz ona Hacı Ekber diyorsunuz. Değil.
Haccı Ekber farz olan haçtır. Haccı Asgar küçük hac ömredir. Gerçi şimdi herkes farz olan hacca gitmiyor. Moda oldu. Ömreye gidiyor. İmkanın varsa farz olanı yap. Ömreyi yapmadığından dolayı hesap vermeyeceksin. Ama imkanın olduğu halde hacca gitmediysen hesap vereceksin. Onun için şimdi farz hacca gitmiyor herif. Ömreye gidiyor, sıkıntısı yok. 5 yıldız otellerde kalıyor, çoluk çocuğunu alıyor, tatil yapıyor. Güzelsin, ömrü kötü demiyoruz da. Farz olan haccı yapmadınız mı, sorumluluk getiriyor. Madem buraya gelebilecektin, niye farzı yapmadın diye adama sorgu soracaklar. Çok veballi. Tamam, ömre güzel bir şey de, günahlar affettirir de. Hele ömre Ramazan'da yapılırsa, peygamberle hac yapmış gibidir diyor peygamberimiz. Öyle kıymetli. Ama farz olan hacı yapmazsan da böyle bir şeysi var. Evet efendim. Ve salatul vusta. Evet. Ha. Ve yevmül cuma dakharallahu lena. Cuma gününü Allah bize seçmiştir. Seçmiştir. Bize bayram yapmıştır. Evet. Bize lütfetmiştir. Onda yapılan bir ibadet diğer günlerde yapılanlardan çok daha fazla sevap kazandırır. İşte Arafa gününe hac Arafa vakfesi rastlarsa fevkalade güzel olur. Diğer hacılara üstün olur. Ama Hacı Ekber dediğin değil. Hacı Ekber farz olan hac. Hem cuma fazileti var hem de Arafat fazileti var. Onun için katmerli olur. Bu anadan cuma günü rastlaması önemli. Evet. Ve salatul busta, salatul asır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hafizu alas salavatil busta, hafizu alas salavati ve salatil busta. 5 vakit namazı kılın, hafizu muhafaza edin, kaçırmayın, sakın ha. Evet. Namaz kılmamak büyük günah. Büyük günah. Allah'ın hakkı. Hiç mazeretini namaz kılmamış. Çok ağır cezalar var. Hiç mazeretsiz kılmamışsa 50 bin sene filan diye. Kur'an'da böyle tabirler var. Oralara girersek herkesin morali bozuluyor. Ama böyle mazeretsiz namazı geçirmek büyük günahlardandır. Şimdi hafizu, muhafızlık edin. Sakın namazları kaçırmayın. Ha, vaktinden sonra bırakmayın. Ve salatil busta. Salat-ı Vusta'yı, orta namazı özellikle kaçırmayın. Niye yani? Orta namazı neden söz ediyor Allah? Çünkü ekine gidersin, tarlaya gidersin. Yarına gelse değmez bir daha gelmeye. Az bir şey kalmıştır. Yarına gelse değmez bir güne. Bugün de çok gayret, hadi gayret edin derler. O yarına kalmasın diye hızlı çalışırlar. Bu dükkanda da olur, tarlada da olur. Başka yerde çalışırken de bir bakarlar güneş batmış. Yani ikindi namazı gitmiş. Yani ikindi namazı zamanı, işin sonu, günün sonu, işlerin çok kızıştığı andır. Ya bir daha kalmasın, bir dahaki güne gelmeyelim filan diye o arada ikindi namazı kaynar. Allah özellikle hitar ediyor. 5 vakit namazı geçirmeyin ha, özellikle ikindi namazını geçirmeyin ha filan diye. Evet. Çok önemli. Önemsiz olan yok da işte burada geldiğini söylüyoruz. Bahsetmiştik yine sırası gel söyleyelim. Bayezid Meydanı var biliyorsunuz. Siz onu Hürriyet Meydanı yaptınız. Bayezid Camisi'ni yapan 2. Bayezid camiyi yaptırmış. Alimler, herkes oradalar. Demiş ki hayatımda ikindi namazını geçirmeyen cami açacak demiş. Bir sürü hacılar, hocalar var, Şeyhül İslamlar filan var. Herkes kafayı öneymiş. Demiş ki padişah, elhamdülillah hayatımızda ikindi namazını hiç geçirmemişizdir. Kordeliği kesmiş. Padişahlar o zaman böyleydi. Evet, hocalardan bile öndeydi. Onun için Allah işten rast getiriyordu. İkindi namazı, böyle salatul vusta, salatul asr, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi tefsir ediyor. Orta namazı dediği, İkindi namazıdır. İkindi namazında da şunları size söylemek isteriz.
Evet, şahsen ben çok kullanıyorum. Memurlar, üniversitedeki hocalar, polisler, hakimler, namaz kılan adam, resmi iş bazen bırakamazsınız. Biz mesela jüriye giriyoruz. Bıraksan yanlış şeyler yapılıyor. Bırakmasan iki ezan okundu. Namaz kılmamak büyük günah. Ne yapacağız? Şimdi diyor ki İmam-ı Azam, ikindi namazı öğlenin tam güneş ortadan kaydığı anda, buna ceval denir. Ceval gölgesi olur, en kısa gölge. Bundan sonra bu zeval gölgesi katılmayacak. Bir sopa diktiniz. Sopanın kendisi 2 metre. Gölge 2 metre oldu. Bu en kısa gölge zevalden sonra 2 metre oldu. Bir 2 metre daha diyor. 2 misli gölge, yani 4 metre. İkin namazı o zaman girer diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife. Fakat İmam Şafii, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebesi, 2 talebesi ki ona yetki vermiş, içtihatta bulunabilirsiniz diye. Onlara İmameyn denir. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de İmameyn denir. Bir tarafta İmameyn, bir tarafta İmam-ı Azam varsa ikisinden birini seçebilirsiniz. Dinde usuldür. Bunları anlatıyorum, sıkışanlara kolaylık göstereceğim şimdi. Şimdi ben jürideyim, çıkarsam yanlış işler olacak, abdestim var. Müezzin okuyor, ben diyorum ki içimden dolayı. Sen oku var diyorum, daha ikindi namazına daha yazın dese 50 dakika, bir saat oluyor. Şimdilerde bayağı bir saate yakın. O zaman da jüri bitiyor, jürilik gidiyor, ben hemen kılıyorum. Siz de mesela böyle memursunuz, sıkıştınız, abdestiniz var veya yok. Neyse. Daha vakit var ama bileceksiniz. Onun açısını mühendisler biliyor. İşte o açıya göre hesap ediliyor. Bu şeyler telefondan hesap ediyor onu. Ona göre daha vakit var. Ama bu ezan okundu, Diyanet'in ezanı İmameyn'e göre, İmam Şafii'ye göre. Şafii'lerle İmameyn, Hanefi'yle birleşsin diye. O bilincisine göre okutuyor. Ama sıkıştığınız zaman daha bir saat daha var. Mesela yazın. Kışın tam bir saat olmuyor da diye kazaya bırakmazsınız. İmam-ı Azam'a göre daha var diye sünnetliğinle, farzınla kılabilirsiniz. Tabii kıldınız mı? Mesela bu ezandan 15-20 dakika sonra namaz kıldınız. Artık İmam-ı Azam'a uydunuz ya, ikindi namazını hemen arkasından kılamazsınız. İmam-ı Azam'a göre tam o saatini buldurmanız lazım. Bu kolaylık böyle sıkıştığınız zaman kullanabilirsiniz diye arz ettim. İşte salatil asr, orta namaz diye, sabah, öğle, akşam yatsı, iki bir tarafta, iki bir tarafta, hakikaten Kur'an-ı Kerim'de ikindi namazı salat-ı busta orta namaz diyor. İki bir tarafta, iki bir tarafta, tam ortasında. Orta namaz. İkindi namaz orta namaz diye geçer. Tabarani, Malik el-Eş'ari'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. El yevmül mev'ud, bu bahsettiğim ayet-i cellede, yevmül kıyame, bir başka hadiste de vaat edilen gün kıyamet günüdür. Kıyamet günü. Kafirler ne diyor Allah müşriklere? Siz şimdi benim emrimi tutmuyorsunuz, puta tapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Kıyamet kopacak, o zaman sizi kıskıvrık yakalayacağım. Başınıza böyle azap gelecek. Tehdit ediyor, vaid ediyor. Tehdit ediyor. Ha, mev'ud işte böyle. Vaat edilen gün kıyamet günüdür. İsrafil aleyhisselam sur üfleyecek. Allah diyor ki hadis-i şerif, o üfleyeceği aleti ağzında tutuyor. Bir gözü de arşta. Öyle muazzam bir melek, görev bu. Bir gözü arşta, o kadar yakın kıyamet yani. Daha göreve 2 saat var diye hani rahat edersiniz. Ama saat doldu mu hemen dikkat edersiniz. Aynen yani, o kadar kıyamet yakın ama bunu kadar yakın Allah biliyor tabii. Ama diyorlar hadis-i şerifte o alet ağzında, gözü de arştadır.
emir verdiği anda sure üfleyecek. Münfika fissuri. Sure üflenince de kıyamet kopacak. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Denizler fışkıracak. Bu felaket, ölmeyen kalmayacak. Her şey yok olacak. Ondan sonra ikinci bir defa üfleyince dirilecek. Arada ne kadar sene geçeceği tam kesin bilinmiyor. Mahşerde toplanılacak. Orada da bekleme var. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra kurulacak. Orada iyiler kötüler ayrılacak. Geriye düşünüldü cehenneme, geriye düşünüldü cennete. Karar yeri mahkum mutlak Allah. Evet, orada işte Kur'an-ı Kerim'deki yevm-i mev'ud kıyamet günüdür. Yevm-i meşhud da yevm-i arafadır. Demin de söylemiştik. Bu da başka bir hadis. Arafa günüdür. Melekler oraya gelenlere ve şahidin yevmül cuma, şahit de ayette de şahit diye geçen de şahit olan, tanık olan da cuma günüdür. Cuma gelenlere şey diyecek. Allah niye yemin eder? Çok önemli, kıymetli şeylere. Demek ki bu kıyamet günü, Arafa günü, cuma günü çok şanı yüce vakitlerdir. Ondan dolayı Allah bunlara yemin etmiş. Sen nasıl yemin ederken inandırma. Vallahi diyorsun Allah en büyük. Allah'a şahit gösteriyorsan, Allah da önemli şeyleri şahit gösteriyor. Yemin ediyor bize, dikkat edin demek için. Evet. Bazıları, tabii bazı alimler, Eş-Şahid vel-Meşhud Muhammed. Şahit Muhammed'dir. Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi bütün peygamberlerin hesaba çekilecekler. Efendimiz'i ve bizi Allah çağıracak. Şahidin var mı İsa Aleyhisselam'a? Ente kulte linnâsi, sen mi söyledin İsa? Ben Tanrı'nın oğluyum, Tanrı'yım. Babam Tanrı, ben oğul Tanrı'yım. Sen mi dedin? Öyle diyorlar ya, baba oğul ruhul kudüs diyorlar ya şimdi Hristiyanlar. Hayır ya Rabbi, ben öyle söyleyebilir miyim? Sen benim içimi dışımı biliyorsun. Kur'an'da ayet var. Ama bunlar da öyle söylüyor. İsa bize böyle öğretti. Baba oğul Allah, baba Allah, oğul Allah dedi. Mahkemede neyle karar verilir? Şahitle. Şahidin var mı İsa? Mahkeme usulü böyle. Var. Kim? Muhammed Aleyhisselam. Kim? Muhammed ümmeti. Çağıracaklar bizi. Evet, İsa Aleyhisselam öyle demedi. Allah bir, ben peygamberim dedi. Muhammed Aleyhisselam gelecek dedi. Kur'an'da var ya, ben onu müjdelemeye geldim dedi. Siz onu yaşamadınız ki. Muhammed Aleyhisselam ümmetiniz siz. Hakim olarak Allah soracak. Niye böyle söylüyorsun? Ya Rabbi, sen Kur'an'ında bahsettin bunlardan ya. Onun için biz Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da senin sözün üzerine şahitlik ediyoruz. Gereği düşünüldü. İsa Aleyhisselam beraat edecek. Bütün peygamberler şahitlik edeceğiz biz. O da işte burada da Efendimiz şahit, bazı alimler Muhammed Aleyhisselam ve ümmetidir diyorlar. Evet, bazı alimler de öyle söylüyor. Meşhud da yevmi kıyamettir. Melekler, bütün görev melekler, bütün herkes toplanmış. Şahitle gidecekler. Bazı adamlar şahit İsa Aleyhisselam'dır. Meşhud anası Meryem anamızdır. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam babası dünyaya geldi. Kur'an'da var. Meryem suresi var. Meryem tertemiz bir iffetli olduğu Kur'an'da tescil edilmiş bir mübarek hanım kız. Hiç evlenmemiş. Erkek eline el sürmemiş. Öyle mübarek kız ama hamile kalmış. Hamile kalınca karnı şişmiş. Memleketini terk etmiş. Onun çıktığı yerler şimdi Kudüs'te Yahudilerin şeysinde ama izin alarak gidebiliyorsun. Orada bizim Osmanlılar, Selçuklular şeyler yapmışlar orada. Güzel eserler yapmışlar. Meryem anamız İsa Aleyhisselam doğurduğu zaman ahırda saklamış. Yahudilerden korktuğu için. Orla filan güzel eserler var. İşte şahitli, meşhut şahitli hurma da hurmaya, hurma kütüğüne dayanmış, kırra çıkmış. Çocuk tepiniyor, çıkacak. Allah'ım diyor, ben şimdi kime ne diyeceğim? Bu çocuk doğacak.
Köye dönmesem ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bu çocuğu kime anlatacağım ben evlenmeden çocuk? Evet, diyor ki sen diyor hüzzi ileyki bicizin nahle, dayandığın o kuru hurma depmecesi kütüğüne kesmiş üstünü, kesmişler dibinde var kuru dalsız. Onu diyor elinle şöyle sars, şöyle ittir. Evet, tusakıt aleyke rutuben ceniyye. O sana ermiş, derilmiş hurmalar dökecek. Öyle yapınca anında dallanmış, budaklanmış, meyvelenmiş, hurmalar ermiş, ergin hurmalar dökülmüş. Ayağını da vur diyor yere diyor. Oradan da su fışkıracak. Hakikaten su fışkırmış. Kuli veşrebi ve karri ayne. Üzülüp durma Meryem. Hurmadan ye, o sudan da iç. Mutlu ol. Ya Rabbi diyor, peki nasıl anlatacağım bunları ben? O adamlar bunları bilmiyor. Sen diyor hiç konuşma. Sorarlarsa ben konuşmam ya nezlettim dersin. Sen diyor cevap verecek ona senin yerine İsa. Beşikteki çocuk konuşur mu ya? Doğru da birkaç saat olmuş. Bezlere sarmış. Kucağına almış memleketine dönüyor köyüne. Dönerken arıyorlar. Asil bir aileden namuslu kız kim kaçırdı acaba filan diye bakmışlar kucağında çocuk. Aa Meryem senin sülalen peygamber sülalesi sana yakışır mı? Kur'an'da var. Fakat şey enferiye çok ayıp şey yaptın. Sülaleni lekeledin. Çocuk çünkü babasız olmaz ki. Çok kötü şey yaptın. Ve eşarat ileyhi. Çocuğu gösteriyor eliyle Meryem anamız. Çocuk konuşur mu diyorlar. Tam o sırada gâle ayet celle bunlar. İnni Abdullah. İsa aleyhisselam bebek. 2 saat, 3 saatlik bebek başlıyor. Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamberlik verdi. Allah babama, anama itaat etmemi, anama itaat etmemi söyledi. Namaz kılmamı söyledi. Oruç tutmamı. Ayet celle devam ediyor. Hı diyorlar. Kundakta çocuk konuşmaz. Babası da yok. Tanrı'nın oğlu bu. Oradan aşırı gidiyorlar işte. Halbuki mucize var. Mucize. Mucize inanıyorsun. Mesela Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmasına inanıyorlar. Fakat bu mucizeye inanmıyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Babası yok. Bir de konuştu. Oradan aşırı gidiyorlar. Dini bilgilere sahip olmadınız mı? İyi yapacağım derken dinsiz olursunuz. Kafir olursunuz. Onlar da oradan çuvallayıp gidiyorlar. Allah'ın lem yelid ve lem yulad. Allah baba olur mu? Çocuğu olur mu? Evet. Maalesef. Onlar oradan işte küçük kundakta konuştu. Babası da yok diye Allah'ın oğlu, Tanrı'nın oğlu diyorlar halen. Biz de içlerinde bulunduk yani. Yani bizzat halen söyledikleri bunlar. İşte diyorlar ki melekler onun mesela Cebrail aleyhisselam hamile kaldı Allah'ın emrine. Şahit evlenmeden hamile kaldı. Hurma döküldüğüne melekler şahit. Buna şahit. O meşhut odur. Meryem'dir. Şahit de İsa'dır. Bak konuştu zaten. Bak Allah beni yarattı filan dedi. Bazı alimler öyle söylüyorlar. Evet. Bazı alimler diyorlar ki şahit ümmeti Muhammed, Kur'an-ı Kerim'deki meşhut, diğer ümmetler. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da Yahudiler diyecek ki hayır hayır hayır. Musa bize söyledi. Musa bize söyledi böyle elin gülün, evin elin yıkın dedi, kolunu kırın. Para, mal, mülk, şan, makam hepsi Yahudinindir. Ötekiler ırgattır. Bizim için hizmet için yaratılmıştır diye bize Musa söyledi. Biz onun için bunu yaptık. Bütün insanları soyduk, aldattık. Meşhur Yahudi kazığı diye inançları böyle. Musa vallahi billahi ben böyle söylemedim ya Rabbi. Senin görevi tam yaptım. Musa şahidin ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'i çağıracaklar. Biz diyeceğiz evet Musa böyle söylemedi. Musa Allah bir, ben peygamberim dedi. Böyle demedi. Gene diyecek Allah. Siz nereden biliyorsunuz? Kur'an'da sen bahsettin ya Rabbi. Biz senin Kur'an'ına göre şahitlik ediyoruz. Musa aleyhisselam beraat ettireceğiz biz. Az alimler işte bu olaydan dolayı
şahit ümmeti Muhammed'dir, şahitlik ediyoruz. Meşhut da işte bu diğer ümmetlerdir. Bütün peygamberlik ümmetlerine şahitli olacağız. Meşhut onlardır. Bazı alimler terbiye günü şahittir. Arafa günü, cuma günü meşhuttur demişler. Terbiye günü, Arafa gününden bir gün evvelki gün. Peygamberimiz terbiye, yani İbrahim Aleyhisselam rüya görmüş ya, oğlun kes demiş Allah ona. İnsan oğlunu keser mi o? Ertesi gün yine öyle deyince tabii erteleyemiyor. Ama o işte birinci gün şey etti ya, insan oğlunu keser mi ya? Terbiye dediği ondan. Ama ertesi gün işte çıktılar şeye, şeytan geldi dedi ki kesecek olan seni gezdirmeye götürmüyor. İsmail Aleyhisselam da peygamber olacağı için çık şuradan dedi. Babam keserse boynum kıldan ince, kessin dedi. Yüz vermedi. Ne evlatmış değil mi? Evet. Onun için biz şeytanı taşladı. Biz de onun temsilini taşlıyoruz. Peygamberimiz de taşladı tabii. Peygamberimiz de şeysi bu. Haccın menasikinden. Bazıları dediler, diyorlar ki وَقِيلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدْ وَالْحَجِيجِ. Şimdi Allah nasip etsin, hacca gidin. Helal parayla, haccın kurallarına uyaraktan hac ederseniz رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتُ اُمُّهُ. Ananızdan doğduğu gün tertemiz doğduğunuz gibi günahlarınızdan arınır dönersiniz diyor Peygamberimiz. Bu hac yapılmaz mı ya? Değil mi? Ne yapıyor? Hacca gitmek lazım. Orada da şununla bununla kavga etmemek lazım. Helal parayla gitmek lazım. Sabır etmek lazım. Ama maalesef hacıların çoğu birbirlerine giriyorlar. Bu şeytanın şeyine uyuyorlar. Şimdi hacı, orada tavaf etmek farz. Tavaf nereden başlanır? Hacer-i Esved'den. Nasıl başlanır? Bismillah denir, eller kaldığını selam verilir. Oraya gelenleri kaydediyor. Orada kütük var. Bu adam, bu mümin falan tarihte geldi, hac yaptı, beni selamladı. Öpebilirsen öptü diye yazıyor. Selamlamak da öpmeyi gibi, onu öptü diye. Selam kütükte var, şahitlik edecek. Vallahi billah ya Rabbi geldi, selam verdi bana. Ben şahidim. Kurtulacak hacı. Şahit, delil. Evet, meşhut da evet öyle diyor. Şahit Hacer-i Esved'dir. Bazı alimler tabii. Bazı alimler öyle söylüyor. Meşhut da hacılardır. Hacılar şahit edilen kimseler olacak yani. Allah nasip etsin. Bazıları da vekilel eyyam velleyali ve benü adem. Şimdi burada vaaz dinliyorsunuz. Hadis dinliyorsunuz. Cami Allah'ın evi. Allah'ın evine geldiniz. Bugün pazar. Bugün size şahitlik edecek. Cuma günü, şey, pazar günü şu tarihte Süleymani Camii'ye geldi. İkindi namazını kıldı. Hadis dersi dinledi. Pazar günü size şahitlik edecek. Öteki meyhaneye gitti, hırsızlığa gitti falan filan. Ona da şahitlik edecek. İyilik yapanlara da şahitlik edecek. Diyorlar ki şahitler günlerdir, gecelerdir. Gece yaptınız, o da şahitlik edecek. İnsanoğulları şahitlik edilenlerdir. Bazı alimler böyle yorumlamışlar. Bazı alimler demişler ki hafaza melekleri şahittir. İnsanoğlu meşhuttur. Çünkü ne yaparsa kaydediyorlar. Deftere yazıyorlar. İmza onun. Biz görmedik, bilmedik, duymadık. Defteri go veriyor. Hem de saniyesi saniyesine zabıt tutulmuş imzalı, imzası var. Sağ taraftaki iyilikleri yazıyor, sol taraftaki Kur'an-ı Kerim. Kiramen katibine yâle men tefalin. Yazarlar. Evet. Şahitlik edeceğiz. Yeminli şahit. Melekler. Hafaz-ı melekleri. Diğer melekler. İnsanlar da şahitlik edilenler. Bazıları ve kîlel enbiya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşhud. Diğer peygamberler şahittir. Peygamberimiz şahit edilendir. Ne demek yani? Adem Aleyhisselam'dan itibaren ne kadar peygamber geldiyse hepsi peygamberimizin peygamber olduğuna şahitlik edecekler. Evet, şahitlik edecekler. Sen bize emrettin,
Onun geleceğini duyurduk biz. Onun için geldik. Dünyaya geliş sebebimiz o. Muhammed Aleyhisselam'ın haber vermek. Kur'an'da var. Ahazallahu misaka. Yemin aldı onlardan. Muhammed'in gelişini haber vereceksiniz. O peygamber, ona inanacaksınız. Evet, biz şahidiyiz. Kim şahit edilen kim oluyor? Peygamberimiz oluyor bu defa. Böyle yorumlar yapmışlar Kur'an-ı Kerim'deki bu ayete. Ve ma tala'atiş şemsu ve la garabat ala yevmin aftala minhu. Cuma günden daha üstün bir gün üzerine güneş doğmamıştır, güneş batmamıştır. Cuma günü çok faziletli bir gündür. Evet. Ve fihi sa'a. O cuma günü öyle mübarek bir saat vardır ki an la yuafikuha abdun muslimun yed'ullaha bi hayrin illa istecaballahu leh. O saatte Allah'ım bana ilim ver, alim olur. Allah'ım bana aşk ver, aşık olur. Allah'ım bana para ver, para verir. Dua eder. Hayır duası işte. Hayır para mal mülk anlamına da gelir. Bildiğimiz Allah'ın hoşlandığı işlere de hayır denir. İşte o saatte bir adam dua ederse mutlaka yerine gelir duası. Ve la yestaizu min şeyin illa azahullahu minhu. Kanser. Şu bu doktorlar diyor ki çaresi yok arkadaş. Kusura bakma. Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Yakaladığın peçini bırakmıyor. Evet, Allah'ın Resulü diyor ki Allah dert endirmişse devası var. Bulacaklar. Bulun diyor peygamberimiz. Araştırın, bulun. Şimdiye kadar bulamadılar. Ama hadise göre çaresi var. Bir zaman bulacaklar. Bulsalar bile Allah bir dert daha verecek. Aciz bırakacak. Çünkü bulduk diye bir de havalanıyorlar ya, biliyorsun. Her şeyi biz yaparız. Hadi hodri meydan diye. İşte onlardan birisi bu. Evet efendim. Şundan beni kurtar. Kanserden kurtar. Başı belada kurtar. Neyse yani sıkıntın. Allah'a sığınmışsa o saatte e'azahullahu minhu illa. Kesin olarak Allah o sıkıntıdan onu kurtarır. Peygamber yalan söyler mi? O saatte yaptınız mı böyle? O zaman söyle hocam. Bilsem söyler miyim lan, kendim yaparım. Şimdi o saati oldu mu adam 70-80 sene her türlü şeyi yapar. O saati bilince adam bir şey, garantisi var ya. 80 seneyi çizdirir. İbadet kalmaz, bir şeylik kalmaz değil mi? Dürüstlük de bir şey kalmaz. Her şeyi herkes yapar. Saklamış Allah. Kadir Gecesi de böyle. Ama biz 27'yi kutluyoruz. Onun da tutar tarafı var. Müslümanlar budur dedi mi, Allah öyledir yapacak yani. Öyle olmasa da. Öyle müjde de var. Kadir Gecesi de saklı. Cuma günü işte böyle mutlaka duaların kabul olacağı, tevbelerin kabul olacağı, sığınmaların kabul olacağı saat vardır. Onunla rastladı mı %100 garanti istediğin oluyor. Onun için sahabe-i kiram akıllı adam. Bu fedakarlığı biz yapmıyoruz arkadaş. Gün ne zaman başlar dedi? Sabah namazı vakti girişinden batana kadar. Camiye gelirlermiş, devamlı dua ederlermiş. Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kiram sadıktan başlarlarmış. Gün batana kadar devamlı dua ederlermiş. O saati bulacak. Hangi saat belli değil ya. O saati bulmak için bir günün fedakarlık yapılan. Yapamıyoruz işte biz. O kadar şaşkınız. Ona yapıyormuş. Her cuma fecir sadıktan itibaren, imsaktan itibaren gün batana kadar cuma gün camiden çıkmıyorlarmış. Biz de sana duyuruyoruz. Öyle bir gün var. İstiyorlar kimisi ilk saattir. Kimisi güneş doğduktan sonraki işrak saatidir. Kimisi duha vaktindedir. Kimisi cuma günü hutbe okunurkendir. Onun için imam hutbe okuyacak, dua edecek. O saate rastlanabilir diye memleketimize, milletimize, devletimize, müminlere, insanlara. Ama sizin yaptığınız bir hata var. وَاِذَا قُرْءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَا وَاَنْسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hutbe okunurken susun, dinleyin. İmam azama göre konuşuyorum ben.
Hanefi mezhebine göre cuma hutbesi Hoca Efendi minberin önünde dikeldi mi başlıyor inene kadar. Dinlemek farz. Cuma'nın şartlarından birisi hutbe. Hutbe yok, cuma yok. Hutbe olması için de dinlemek farz İmam-ı Azam'a göre. Ama hocalar zorla dua ettiriyorlar. Amin deyin diyorlar. Ya amin deyin değil mi? Sen dua et, biz namaz kılar gibi susacağız. Senin duan geçerli, o saate rastlıyorsa eğer. Ama biz amin demeyeceğiz. Salavat getirmeyeceğiz. Ezana katılmayacağız. Şeytan boş durmuyor. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ezan okunduğu zaman ezanın müezzin dediğine aynen deyin. Hayal esra hayal felede la havle ve la kuvvete illa deyin. Bitirince ezan duası var. Allahümme Rabbe hazi daveti temme deyin. Anamın sütü gibi şefaatim helal olsun diyor ya. Bizim hacı da bunu biliyor ya. Bu dışarıda arkadaş. Cuma günü şimdi dinliyor. Müezzin la ilahe illallah, la ilahe illallah. Cemaatin hepsi bir gürlüyor. Şeytan tuşla yeniyor bizi orada. Öyle diyor Peygamberimiz. Fakat laga gitti. Halbuki cuma günü boy abdesti alsa, hiç dedikodu yapmadan erkenden camiye gelse, kurallara uygun cuma namazı kılsa, bu cuma ile bundan evvelki cuma arasında geçen tüm günahları sildirir diyor. Ama şeytan bunu ister mi? Seni en zayıf yerinden yakalıyor bak. Tam la ilahe illallah deyince herkes bir la ilahe illallah. Oradan kaçırıyorsun treni. 10 günlük günahları sildirmekten mahrum kalıyorsun. Bilmeden olmuyor görüyorsunuz ya. La ilahe illallah kötü mü ya? Yerinde güzel. Hutbede güzel değil. Hanefi'ye göre konuşuyorum. Bunu söylüyorum. Ayet delil bu. Yerine göre güzel. Oruç güzel. Bayram günü oruç tutulur mu lan? Şimdi el öpmeyeyim böyle. Ben orucum. Şeytanı maskara. Bayram günü oruç tutulur mu lan? Müminler yiyecek, içecek, birbirine gidip gelecek. Kurala uygun olan ibadet makbuldür. İşte la ilahe illallah güzel ama cuma saatinde ezan okurken, hutbe okunurken amin yanlış. Salavat yanlış. Allah yanlış. Böyle oturacaksın, dinleyeceksin. Bunu da söyleyelim. Ama cuma saatinde hoca dua edecek, kızmayın ona. Belki o saat şey saatidir, kabul saatidir. Gizli ya. Onun için o edecek ama biz amin demeyeceğiz. Bunu bilhassa size hatırlatıyorum. Cuma günü önem verin. Cuma günü, cuma abdesti, cuma günü erkenden boy abdesti alarak gıcır gıcır yeni elbiseler giyerek tertemiz saçınız taranmış kargacık burgacık değil güzel kokular sürünerek evdeki hanımla çocuklarla kavga etmeyerek yolda dedikodu yapmayarak ibadet başladı camiye geldin sağ ayakla gireceksin içeride kesinlikle konuşmayacaksın mala yani şeyler etmeyeceksin ben konuşuyorum ama bu vaaz ayet hadis. Sen içeride konuşmayacaksın. Konuşursan treni kaçırıyorsun. Ama buradan da bir zikliyor. Şimdi bu koca cami sıkışırsa bayağı 30 bin kişi alırmış burası sıkışırsa. 12 bin kişi rahat alıyor da. Şimdi 12 bin kişi şu üç kapıdan çıkar mı? Evet. Onun için oraya yığılıyor millet. Yığılırken Mehmet Ağa şimdi nereye gidelim? Sen oğlan okuyordu, ne oldu? Bu laflar camide edilecek laflar değil. Talaları ektin mi ha? Ha bizim asker arkadaşı vardı ya, biliyor musun? Bana mektup yazmış. Sana da telefon etti mi? Bunlar bu laflar burada edilecek laflar değil. Ama bakıyorum ben, bir gürültü kopuyor. Siz ona ne diyorsunuz? Kadınla hamamına döndürüyor. Söylediğin zaman da güceniyorlar. Bir camiye götürdüler beni. Kur'an kursu hocası.
Allah nasıl yüksek perdeden konuşuyorlar. Hani bazı yörelerin insanı yüksek perdeden konuşur ya, adını söylemeyeyim. Hoca, ertesi hafta hocam çık kürsüye dedi. Aa, çıktım, verdim zılgıdı. Sen ne biçim adamsın lan sizin? Niye bağırıyorsun dedi. Allah sağır mı be? Falan verdik toz duman. Sevapları götürüyor. Bunlar edilirse ya bunun sevapları ateşe veriyorsunuz, bir avuç kül oluyor. Abdullah Mesud radıyallahu anh söylüyor bunu. Benim kanatım değil. Ama işte bakın, bilgi olmazsa, bildiğini uygulamazsanız güzel şeyler bile sizi zarara sokuyor. Cuma günü böyle önem verilecek. Çıktıktan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şahsen ben onunla korunuyorum. O kadar çok uğraşan var ki benimle. Evet. Cuma günü namaz kıldıktan sonra konuşmadan, kimseyle konuşmadan, camiden çıkmadan 7 tane İhlas suresi, Kul huvallahu ahad suresi, besmele ile, her birine besmele. 7 tane Falak suresi, her birine besmele. 7 tane Nas suresi, her birinde besmele. Okursanız gelecek cumaya kadar dünya aleyhinize birleşse kılınıza dokunamazlar. Efendimizin hadisi var. Bunu da kaçırmayın. Ama şimdi bizi tanıyor herkes ya. Geliyorlar, ben kafayı sokuyorum. Bunları okuyacağım tabii. İlle şeytan gönderiyor onları. Adam kötü niyetli değil. Hocanın bir elini öpeyim diyor, bir halini hatırını sorayım. Böyle güzel niyetle geldi, şeytan gönderiyor onu. Ben kafayı sokuyorum. Kimisi kızıyor. Hocam yeter var ya filan diye. Şeytan ille bunu okutmayacak bana. Haberiniz olsun. Bu 7-7-7'yi okursanız bir hafta garanti. Cumhurbaşkanı korumalar koruyor ya. Yaklaştırıyorlar mı sana? Sen de cumhurbaşkanı oluyorsun. Melekler seni koruyor. Kılına dokunamazlar. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Efendim, yaz tatiline gireceğiz. Ekim'e kadar Allah sayı derse Ekim'de yine başlarız. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ilek. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve netubu ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Müstakim esrâtı. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي درسimizi derslerimizi namazlarımızı ibadetlerimizi kabul eyle okuduğumuz süveri celili ayet-i Kur'an'ı rızan muvaffak ol kabul eyle hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine hediye edildik. Vasıl eyle, şefaatine bizleri nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervai paklerine hediye edildik. Vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimiz ve diğer peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediye eyledik vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Ahirete irtihal eden müminlerin ervahını da hediye eyledik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizleri yetiştiren, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin ervahı, şuracıkta toplanan bizler, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesinin emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyümme hutaba, müezzinin, kayyumin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfundan evliya, ulema, sulaha, şühedan, müminat, bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezleden, sıkıntılara katlanan kuzat, şühada ve kuzat, bu aziz vatanı hayır eserler diken ashab-ı hayrat, kimsesi kalmamış, Fatiha okuş kimsesi kalmamış, garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından, her türlü fitnelerden, belalardan bizler muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, uzun ömrümüzde hep hayır işlemeyi, hayırlara harcamayı, bize nasip eyle. Ya İlahel Alemin, akıbetimizde hayr eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek nefes tüketmeyi, çene kapamayı tüm ümmet Muhammed'le beraber biz günahkar, aciz kullarına da nasip müyesser eyle. Kabrimizi vardığımızda geniş eyle. Münkerinin suallerine Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü demeyi nasip eyle. Mahşerde tevhid kelimesiyle dirilenlerden Efendimizin livat ham sancağı altın toplananlardan eyle. Arşın gölgesinde gölgelenen bahtiyarlardan eyle. Bunları kazandıracak ameller etmeyi bize nasip eyle. Mahkeme-i Kübra'da beraat edenlerden eyle. Sırat köprüsünde şimşek gibi geçenlerden eyle. İlk cennete giren Muhammed Mustafa ve ümmeti arasına bizleri de dahil eyle. Cenneti âlâya girip Firdevs-i âlâya ulaşmayı nasip eyle. Cemal-i İlahi'nin mazhar olma devletini bize nasip eyle. Bunları kazandıracak ameller işlemeyi bize yardım et, nasip eyle. Bir an bile nefsi emmeremizin eline bizi esir düşürme ya Rab.
şeytana, şeytan gibilere bizleri alet etme ya Rab. Ona inanmaktan bizi koru ya Rab. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını da şeytan şerrinden, şeytanlar gibilerin şerrinden muhafaza eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'i merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımıza şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Rahman Rahimin. Ümmet-i Muhammed'e lütfunla, kereminle, affınla, setrinle muamele eyle. Ya İlahel Alemin. Ümmet-i Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme. Hilelerini kendine döndür, ayaklarına dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'den herhangi bir Müslümana, mümine karşı kalbimizde kin, nefret, haset, fesat bırakma. Tüm Ümmet-i Muhammed'i seven, onlar için hayır dua eden, gece gündüz Ümmet-i Muhammed'in ıslahı, hayrı için dua eden, gecesini gündüzün senin rızan için harcayan, muttaki, vara sahibi, salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Subhanakallah ve Ramazan-ı Şerif'e yetişmeyi, Perşembe gün başlayacak Ramazan-ı Şerif'i güzelce tutmayı, elimizden, belimizden, dilimizden hakim olarak günah gelmeyecek şekilde, kalbimize, kalıbımıza oruç tutturarak, günahlarından arınmış olarak Ramazan'ı geçirmeyi ve tertemiz olarak bayrama ulaşmayı bize nasip eyle ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.